Mutlu günler sayın seyirciler, sevgili dostlar. Bugün 6 Temmuz 2021. Bir kez daha birlikteyiz. Felsefenin Gözü programındayız. Felsefenin Gözü Komün TV ekranlarında yayınlanıyor. Üçüncü döneme girdik ve 10. programı yapıyoruz. Demek ki bundan sonra 2 hafta daha bu sıcaklarda birlikte olacağız. Böylece 12 haftayı da tamamlamaya çalışıyoruz. Demek ki bugünden sonra 2 haftada birlikte olacağız. Sayın seyirciler, bugün de aydınlanma çağında bir felsefe turu yapacağız. 3-4 gün önce bir arkadaşla karşılaştım. Şöyle ilginç bir şey söyledi. Bizim programları izliyor. Tam diyor hocam diyor, konsept diyor nedir? Bunu diyor tam kestiremedim. Aslında çok bariz konsept, afiş adlarına bakıldığı zaman bile hemen anlaşılabiliyor. Bilgi ve politika araştırması yapıyoruz. Felsefe tarihi içerisinde konsept bu kadar bariz aslında. Bilgi ve politika araştırması yapıyoruz derken mesela ne yapmıyoruz? Örneğin bir sanat araştırması yapmıyoruz. Bilim araştırması yapmıyoruz. Daha önce zaten sanat felsefesi, dil felsefesi gibi iki sistematik felsefede bir 12 haftalık programımız da olmuştu. Dolayısıyla konsept felsefe tarihi içerisinde bilgi ve politika araştırması. Bunu yine bir arkadaşın eleştirel bir bakışı daha oldu. Onunla birleştirmek istiyorum. Ediyor daha çok tarih söz konusu oluyor. Oysa biz daha aktüel, güncel, yani güncel aktüel aynı şey. Bunları duymak, dinlemek istiyoruz diyor. Yani bu tabii sürekli bizim izleyicilerimiz ise bu kişiler, biz yeterince etkileyici bir felsefe yapmamışız gibi bir sonuçta çıkartılabilir. Ben bir sefer tarihçi değilim ki tarih anlatmış olayım. Ama şunu hep söyledik. Tarih bilmeden felsefe yapılacak bir şey değil ki. Bilim bilmeden de felsefe yapamazsınız. Matematik bilmeden de felsefe yapamazsınız. Coğrafya bilmeden de felsefe yapamazsınız. Politika bilmeden de felsefe yapamazsınız. Aktüel konuları çok dikkatli bir şekilde izlemediğiniz sürece de felsefe yapamazsınız. Biz aslında felsefe programlarında tüm bunların kesişim kümesinden hareketle program yaptığımızı düşünüyorum. Ama bu izleyiciye geçmiyor ise, tam istediğiniz şekilde geçmiyor ise, bunu anlamak zor değil. Çünkü biz de dahil, izleyici de dahil, bu ana akım felsefe kültürünün içine doğuyoruz biz çünkü. Birçok arkadaş hale bizim programları şey gibi izlemek istiyor. Ana akım felsefede işte birisi çıkar, felsefeye güzelleme düzer, yeniden döner bir güzelleme daha düzer, Platon'u över bir daha över. Zannediyorlar ki biz böyle bir şey yapacağız. Buna artık bu çağda lüzum kalmadı zaten. Çünkü bunlar Google çağında yaşıyoruz. Yani öyle tek tek filozofları ezberlemek, hele bunlara güzelleme, dizme dönemi çoktan geçti. Bunun gibi işte Rönesans'ı ele alacaksak, Rönesans'ı övmemiz bekleniyor. Bugünkü konuda olduğu gibi aydınlanmayı ele alacaksak, aydınlanmayı yüceltmek, ona güzellemeler düzmemiz bekleniyor. Bunların tümü bu toplumun halen ana akım felsefe kültürünün içerisinde ve bununla da ne kastediyoruz politik jargonla söylersek, liberal kültürün içerisinde olduğunu gösteriyor ki bu arkadaşların birçoğuna liberal demek hele şey, yani Kızılca kıyametin kopması anlamına gelir, öyle değil arkadaşlar. Biz bu kapitalist toplum içerisinde yaşıyoruz. Kendi ülkemizi de dikkate aldığınızda feodal yapılanmanın ve özel olarak da kapitalist yapılanmanın içerisindeyiz ve o kültürle
yetişiyoruz. Çok az olarak zaten biz bu programlarda da bunları görüyoruz. Bu yüzden yani şunu tekrar etmek istiyorum. Ben sizin aklınıza geldiği bu yaşa kadar öğrendiğiniz manada bir felsefe programı yapmıyorum burada. Felsefe dersi anlatmıyorum. Ama ne yaptığımı da bu programlarda tek tek gösteriyorum. Açıklıyorum, sizlerle tartışıyorum. Daha sonra benle yazışan, görüşen arkadaşların yazdıklarını okuduğumda, söylediklerini dinlediğimde şaşırmadan edemiyorum. Halbuki ben böyle şeyler savunmuyorum. Benim böyle şeyler savunduğum varsayılıyor. Örneğin Descartes'i çok güzel anlatmışım diye. Ben Descartes'i anlatırım tabii, özetlerim. Yani bugün de biraz şey yapabiliriz. Descartes bir örnek diye söyledim de. Ama Descartes'i ortaya çıkaran koşulları saptamak benim için asıl olarak felsefe yapmaktır. Yani çünkü ben ana akım felsefede veya sizlerin çoğunuzun %90'ınızın alıştığı gibi felsefeyi bir takım filozofların anadan doğma böyle zekayla doğdukları için bunları bulduğu muhteşem görüşler bu şekilde açıklayan birisi değilim. Şu kadarını herhalde bizim izleyicilerimizin çoğunun bileceğini. Bir son çözümlemede Marksizmin içerisinden, tarihi materyalizmin içerisinden dünyayı kavramaya, dolayısıyla felsefeyi, bilimi, sanatı, politikayı kavramaya ve açıklamaya, daha da önemlisi bu içinde yaşadığımız dünyayı değiştirmenin felsefesini yapıyoruz. Yani bizim için asıl olan felsefe bu. Daha şöyle ironik bir şekilde söylüyorum. Yani bugüne kadar yapılmış felsefenin ortadan kaldırılması için felsefe yapıyoruz. Yani paradoksal bir şey ama Marksizm'de çelişki şeydir. Yani diyalektikte çelişki esastır. Kötü bir şey değildir. Paradoks olması kötü bir şey değildir. Tutarsızlık her zaman zannedildiği gibi kötü bir şey değildir. Çelişki kötü bir şey değildir. Tam tersine asıl yani yaşamın merkezinde olan düşüncedir. Bunun üzerine yani tekrar tekrar düşünülmesini öneriyorum. Yani bizim programımızın başka programlarla karşılaştırılıp, başka felsefecilerle karşılaştırılarak bizim ne söylediğimizin anlaşılıyor olabileceğini ben düşünüyorum. Bu programlarda da bunu söylüyorum ve felsefeden de bunu anlıyorum. Bizim için felsefe yapmak, felsefeyi yüceltmek demek değildir. Felsefe yapmak, bu felsefenin ortadan kaldırılmasını savunmak. Nasıl olur da ortadan kaldırılır? Sayın seyirciler bak, bu da ilginç gelebilir size. Bilmiyorum, belki de iyi ben bunu ben de biliyorum da diyor olabilirsiniz. Tamam, ona da o da kabul. Yani bu felsefe sınıflı toplumların icat ettiği, sınıflı toplumlarla ortaya çıkan bir üst yapı kurumu. Sadece felsefe de değil, bilim, politika, sanat, din, hukuk vesaire hep söylüyoruz. Bunlar bir olgu seti olarak sınıflı toplum uygarlığıyla birlikte geldi. Bunlar birlikte gidecek. Ana akım felsefede bunu bulacağınızı zannetmiyorum. Hala birçok arkadaş da ne de olsa burada da felsefe yapılıyor. Çünkü lisede, üniversitede bu dersi bir şekilde görmüşler. Veya politik alana girerken bazı isimler, bazı kuramlar, bazı akımlar önermişler. Bu Komün TV'de olan felsefe programı da olsa olsa böyle bir şeydir. Böyle bir şey yok, tekrar ediyorum. Yani biz sizin bu yaşa kadar çeşitli şekillerde tanıdığınız, bildiğiniz felsefenin dışında bir şey söylüyorum. Dolayısıyla bu sözünü ettiğim üst yapı kurumları niye var? Çünkü bunun üzerinde şekillendiği sınıflı toplum uygarlığı var. Yani bu felsefenin aşılmasını savunuyoruz demek, asıl olarak bu sınıflı toplum uygarlığının aşılmasını savunuyoruz demektir. Dolayısıyla sınıflı toplum uygarlığı değişirse felsefe de yerini felsefe olmayan etkinliklere bırakır. Yani daha başka bir kelime bulamadım diye. Neyse bunu burada noktalayalım. Son zamanlarda konumuza girmeden önce ha şunu yani tekrar edeyim. Aktüel. Biz aktüelin dışında bir şey yapmıyoruz sayın seyirciler. Tekrar söylüyorum. Yani sizler bu tüm izleyicileri kastedemem tabii ki. Zaten büyük bir çoğunluğu da tanımadığım için.
Yani biz aktüelin dışında bir şey yapmıyoruz. Sadece aktüelden anladıklarımız bizim farklı olabilir. Ama aktüelden bizim anladığımızı siz anlamak zorunda değilsiniz. Aktüelden sizin anladığınızı da biz anlamak zorunda değiliz. Ama birbirimizi anlamak zorundayız. Yani ben katılırsınız veya katılmazsınız. Savunduğum tezleri size anlatmak istiyorum. Yani bu zorunlu. Buna katılıp katılmamak o ayrı bir konu. O yüzden yani felsefede güncellik, felsefede aktüel olana yönelme. Biz tekrar ediyorum. Tarihte anlatsak, antik Yunan'da anlatsak, Roma'da anlatsak, Orta Çağ'da anlatsak, Rönesans'ta anlatsak, biz bugünü, bugünün insanını, özel olarak da yaşadığımız coğrafyayı, coğrafyada aktüel olanı, yani ülkemiz diyelim işte, biz bunları anlatıyoruz. Ama bunu anlatma daha önce de söyledik. Bilim başka türlü anlatır, politika başka türlü anlatır, felsefe başka türlü anlatır, hukuk başka türlü anlatır, din başka türlü anlatır, sanat başka türlü anlatır. Yani bunların farkına vararak tartışmaları sürdürüyor olsak bence çok daha etkili, etkin sonuçlar çıkartırız. Sayın seyirciler, geçen haftalarda Orta Çağ bir yoğunlaşma oldu ve orada bazı tezler ileri sürdük. Son zamanlarda da bu tezler gelişiyor. Yani bu Orta Çağ karanlıktır. Yine liberalizmin ve burjuvazinin uydurduğu bir efsanedir. Karanlık olan sömürücü sınıfların kendi sistemleridir. Sadece Orta Çağ, ilk çağ bilmem ne değil. Yani nerede sınıflı toplum uygarlığı varsa orada karanlık vardır. Karanlık sınıflı toplumun sömürücü sınıflarına aittir. Aydınlanma da emekçi sınıflara aittir. Bakınız bugün ilk tezimizi söylemiş oluyoruz. Aydınlanma zannedildiği gibi burjuvazinin ve Fransız egemen sınıflarının talebi değildir. Aydınlanma emekçi sınıfların talebidir. Dolayısıyla eşitlik, özgürlük, kardeşlik ideleri bunlar da egemen sınıfların ve burjuvazinin talebi değildir. Eskiden olduğu gibi Orta Çağ'da, Yeni Çağ'da, Aydınlanma Çağ'ında da olduğu gibi günümüzde de eşitlik, özgürlük, kardeşlik ideleri düşüncesi asıl olarak emekçi sınıflarındır. Dolayısıyla daha önce de belirttiğimiz gibi biz felsefeye eleme dizmek istemediğimiz gibi çeşitli tarihlerde sözcülüğünü yapmış. Çok önemli, büyük, birçok açıdan büyük dememizde de bir sakınca yok. Filozoflara da bu şekliyle güzelleme düzmek zorunda değiliz. Şimdi Rönesans'ta dedik ki bir moment değişikliği oldu, uğrak değişikliği oldu. Biliyorsunuz ben bu süreci, Rönesans'a kadar olan süreci asıl olarak Akdeniz uygarlığının bir ürünü olduğunu savunmuştum. Hem Antik Çağ Yunan Roma uygarlığı için geçerliydi bu, hem Mezopotamya Anadolu uygarlıkları, hem Kuzey Afrika'daki ortaya çıkan uygarlıklar için geçerli demiştik. Bunlar su uygarlıklarıydı. Bu yeni dönemde Rönesans'la birlikte Marx'ın da dikkat çektiği bir temayı vurgulamak isterim. Akdeniz uygarlığı yerini Atlantik uygarlığına bırakır. Atlantik ve dolayısıyla da Pasifik demek lazım. Rönesans'tan sonra ortaya çıkan gelişme bu yönde oldu. Bunu da anlamak zor değil. Çünkü tarımsal üretim ve tarımsal üretime bağımlı olan üretici güçler, üretim araçlarının niteliğinde bir değişiklik oldu. Aynı zamanda sınıflarda da bir niteliksel değişiklik oldu. Eski sınıflar yerine yeni sınıflar, yani serfler, köleler yerine proletarya gibi bir sınıf ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da rühban sınıfı ve aristokrasinin karşısına da burjuvazi gibi bir sınıf ortaya çıkıyor. Şimdi felsefe işte burada. Yani sosyal koşullar, iktisadi koşullar değiştiği halde felsefe, bilim, politika, din vesaire ben değişmem diyemez. Bunu hep söylüyoruz. Yani bakınız biz felsefenin şeyini, motor gücünü, gelişme dinamini nerede görüyoruz? Yani kişilerin dehasında görmüyoruz.
bir tanrı vergisi olarak görmüyoruz. Doğanın bir vergisi olarak görmüyoruz. Ana akımda bunları göreceksiniz. Bunun yerine sınıf ilişkileri, mülkiyet ilişkileri, üretim araçlarının gelişme düzeyi, çok kaba bulmazsanız üretici güçler teorisinden hareket ederek açıklamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Rönesans'ta böyle bir atılım oldu. Yine ana akım felsefenin ve liberalizmin günümüzde de bu liberalizmin büyük oranda Marksist ve sol hareketlerin içerisine de sızdığını düşünürsek bunlar Rönesans'ı yücelten, dolayısıyla burjuva sınıfını yücelten, geçen hafta epey konuşmuştuk. Bunun aynısını aydınlanma çağı için de söylerler. Yani şunu bir sorgulamak lazım sayın seyirciler. Bu aydınlanma diyen kimdir? Bu dönemin filozofları kimlerdir? Bunlar ne savunmuşlardır? Neye itiraz etmişlerdir? Bunların ortaya çıkartılması gerekiyor. Dolayısıyla bunu bu şekilde bırakmak istiyorum. Sevgili Devrim, sana bırakıyorum. Senin sorularınla devam edelim. Buyur. Konsept konusunda gayet güzel bir açıklama yaptınız. Altına imzamı atarım. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Aydınlanma çağını masaya yatırdık hocam. Akdeniz uygarlığı, Rönesans ve Marx üst başlığımız var. Eski Yunan ve Roma başlı başına tema haline gelmiş. Yurttaş dostluğu üzerine, moderniteye miras kalan dostluk üzerine ve de hocam Hegelci dostluk kavramları var. Felsefedeki yerler üzerine bir yorum verirse, yani yorum alırsak sizden iyi olur. Yorumunu okudum hocam Hasan Bıkım'ın bu arada. Söylemeyi unuttum. Direkt girdim Bodoslama. Yeniden tekrar edeyim. Tam olsun. Eski Yunan ve Roma'da başlı başına tema haline gelmiş yurttaş dostluğu üzerine, moderniteye miras kalan dostluk üzerine ve de Hegelci dostluk kavramları felsefedeki yerler üzerine bir yorumumuz mümkün mü? Sevgiler, iyi yayınlar demiş Hasan. Bununla ilgili bir şey söyleyecek misin hocam, yoksa ben konsept üzerine konuşmama devam edeyim mi? Karıştırdık çünkü. Şimdi burada ben işte tam da buraya dikkat çekiyorum. Aslında bu tartışmalar biraz yoğunlaşsaydı iyi olurdu. Bu şey Hasan Bikim'in şeyi değil mi? Evet hocam, onun mesajı. Evet. Şimdi Yurttaş burada dostluğu işte bizim üzerine bir yorum istiyor. evet. Şimdi sayın seyirciler şu. Yani biz felsefeyi şöyle zannediyoruz. Yani bir önceki kuşaktan bir felsefe mirası alırız. O mirası sürdürürüz. O miras kötüyse kötü sürdürürüz, iyi sürdürürüz diye düşünüyoruz. Öyle değil. Belirli yani önceki düşünceler, sayın seyirciler burası önemli, lütfen dikkat edelim. Önceki düşünceler bizim yeni düşüncelerimizi etkiler, kabul. Bu durumda sevgili seyircimizin söylediği önceki alışkanlıklar bizim yeni düşünsel alışkanlıklarımızı etkiler. Bakınız, etkiler ve belirler diye iki terim kullanmak istiyorum. Şimdi bizim izleyicilerimiz ve bu felsefeyle uğraşan ana akım felsefe zaten tamamen öyle de bizim az çok temas ettiğimiz kesimlerde de hale etkisini gösteremeyen bir düşünme biçimi var. Zannediliyor ki bugünkü fikirler bir önceki fikrin çeşitli şekillerde devamıdır. Bu etki olarak bu böyle olabilir. Ama sayın seyirciler şunu tekrar edeceğim. Fikirleri ortaya çıkaran bizim yaşadığımız dönemdeki olaylar, olgular, üretim ilişkileri, mülkiyet şekilleri asıl belirleyici olan budur. Hani demiş ya Lenin, ne bileyim başka konuda demiştir ama nereye koysak oturabiliyor. Yani somut koşulların somut analizi yapılır. Yani son çözümlemede biz felsefe yaparken soyut yapıyoruz. Yani bilim yaparken de sanat yaparken de soyutlama yapıyoruz. Neyi soyutluyoruz? Somut olgu durumlarını somutluyoruz. Şimdi izleyicilerimiz bize derse yok bu somut olgu durumlarını değil. Biz antik çağdan ya da Roma'dan şöyle bir gelenek vardı, düşünce geleneğini. Onu aldık da sürdürüyoruz. Sayın seyirciler, bakınız yani uygun bir örnek vermeye çalışıyorum ama zor oluyor. Yani Muhammed peygamberi önemseyen
bir nesil var yeryüzünde. Şimdi o vakti zamanında diyelim ki develerle, kervanlarla ticaret yapıyordu ve ona uygun olarak bir takım fikirler, kavramlar, şunlar ortaya çıkmıştı. O kavramlar o günkü dönem için gayet şeydi, anlaşılırdır. Fakat siz şimdi çağ değişmiş, uçakla yolculuk yapılan yerde o dönemin kavramlarını biz getirelim de biraz ete kemiğe büründürelim derseniz bu olmaz. Tamam, bazı şeyler muhakkak benzerlik olabilir. Çünkü düşünceler, kültür öyle üretim güçleri değişiyor diye hızlı bir şekilde değişmiyor. Tekrar şey şurası, yani bu bizim yaptığımız felsefe tarzının önemli bir özelliğidir. Yeni fikirler eski fikirlerinden etkilenirler, belirlenmezler. Fikirler, felsefeler, sanatlar, politikalar, bilimler asıl olarak yaşanılan çağın, ne demiştik? Fikirler yaşadığımız, filozoflar demiştik, yaşadığımız çocuklardır. Yaşadığımız çağ derken onu şöyle açıklamıştık. Yaşadığımız toprakların, yaşadığımız coğrafyaların, içine doğurduğunuz üretim ilişkilerinin bir ürünüdür. Onun çocuğudur. Bir filozof da böyledir, felsefeci de böyledir. Teorisyen, yani diyelim ki sanat teorisyeni ya da politik teorisyen, bilim teorisyeni de böyledir. O yüzden etkilenme ile belirlenme kavramını kullanarak nereden etkilendiğimizi, nerede belirlendiğimizi bu şekliyle bir kez daha anımsatmak isterim. Devrin? Hocam, yorumları okumak istiyorum ben. Diyali bugün izleyicilerin şeyi var, ilgisi var, yazmışlar. Birkaç tane okuyayım, sonra sorularınıza geçelim. Sizden Erasmus hakkında otobiyografik bir, biyografik bir şey de isterim. Bilgi de isterim. Erasmus'u soracağım size. Çünkü ilginç bir şeyiniz var. Düşünceniz var. Diyorsunuz ki Rönesans'ın temelleri Orta Çağ'da atıldı. Bunu açarsanız zihin açıcı olur diye düşünüyorum. Yorumlardan okuyayım. Hasan Hoca'nınkini az önce okuduk. Hatta karıştırdık diğer sorularla. Abdurrahman Şanlı demiş, Marx'ın felsefesini okumayanların tümü, okuyanların da bir kısmı Mehmet Hoca'nın bu konuşmasının içindedir diye bir yorum yapmış. Haydar Üstünel'in var bir yorumu. Felsefeyi anlaşılmayan bir dile çeviren aydınlar halka ne kadar uzak oldukları, gerçek olduğu kadar bilinmezliklerle dolu. Yorumu aynen okuyorum. Nokta virgül bazen sıkıntılı oluyor. Elçiye zeval olmaz. İyi yayınlar dileyen izleyiciler var. Hep herkese bizden de iyi geceler, iyi yayınlar biz de dileyelim. Nevrut Yüce şöyle demiş hocam. Merhaba arkadaşlar. Felsefenin gözünü her hafta izlemeye çalışıyorum. Mehmet Akkaya burjuvazinin gerici ve yararsız bir sınıf olduğunu söylüyor. Peki burjuvazi laiklik ve aydınlanma olmasaydı Marksizm, sosyalizm olur muydu? Bizim T3 sezondur neredeyse sık sık dönüp dolaşıp işlediğimiz konularda bize en çok sorulan sorulardan biri de bu. Hatta işte bu sorunun bir kısmını bugün inceleyeceğiz. Aydınlanma meselesi. Hocam cevap verirsiniz artık buna. Ali Hıdır, düzenli izleyicilerimizden, dostlarımızdan. Felsefe siyaset değildir sevgili hocam. Siyaset felsefenin politik durumudur. Felsefe yaşamın bir bütünüdür. Doğrusu ve yanlışıyla diye katkısını sunmuş. Teşekkür edelim. Ediyoruz. Kurtuluş Akkaya hocam, sizinle soy isim benzerliği var. Şöyle diyor, aydınlanma çağında politikanın baskı ve çıkarı nasıl değerlendiriyorsunuz hocam demiş. İyi yayınlar dilemiş. Biz de iyi yayınlar dileyelim. Özcan Şit, Kenan Özpalat, bizim devamlı izleyicimiz Zeki Hanım, Sevda Kur'an, Vahap Kur'an, daha burada ismini okuyamadıklarım da var. Kadircan Aydemir hocamız var, Ela Hanım var. Hepsine iyi geceler diliyoruz. Size selamlar diliyoruz. Hocam buyurun. Siz bunlara cevap verin. Aklınızda kaldığı kadar. Kalmazsa ben tekrar edebilirim. Benden yeniden okumamı isteyebilirsiniz. Sonra biz kendi sorularımıza geçelim. Buyurun. Sevgili devrim, bence izleyicilerin sorularını biraz geri plana itelim. Çünkü biraz mesafe alalım. Birkaç konu başlığı şey yapalım. Hani hangi alanda tartıştığımız da biraz daha netleşsin. Bu Rönesans'tan kalan senin sözünü ettiğin Erasmus gibi isimler, bunlar yani bunlarla birlikte bir kavram
ortaya çıktı. Hümanizm. Biz geçen hafta bu kavram üzerinde durmadık. Yine biz buna da eleştirel bakıyoruz. Söyleyeceğim şimdi eleştirimi. Ütopya dedik mesela. Ütopya'da daha çok popülerleştiği için Thomas More'un ütopyasını söz etmiştik. Halbuki ondan bir adım ileride olan Campanella'nın ütopyası var. Bir de bugünkü konuyu da ilgilendirir. Francis Bacon onun ütopyasını sadece hatırlar. Yani diğer ütopyalar demiştik ki yeni bir burjuva sınıfı ortaya çıkıyor. Kapitalizmin temelleri atılıyor. Bununla birlikte bir takım sorunlar gözlemleniyor. Thomas More demiştik bunlardan biri, Campanella bunlardan biri. Bunlar eşitlikçiliğe yakın, yani sosyalizm, komünizm demesek bile bir takım komünizmin de ilkelerini içerecek şekilde ütopyalar yazdılar. Bu şekilde yani dünyanın özgürleşeceğine, ilerleyeceğine inanıyorlar. Bu ilerleme zaten önemli. Çünkü daha önce Orta Çağ'da ilerleme Augustinus'un zannettiği gibi bir tanrı toplumuna doğru, tanrı devletine yani yer devletinden gök devletine doğru ilerleyecekti. O yerini demek ki bir hümanist de diyebileceğimiz bir toplum ütopyasını ortaya çıkardı. Bacon'ın burada altını çizmemiz gerekiyor. Yeni Atlantik ütopyasının içeriği şuydu, farkı. O da diyor ki bilim yaparak. Yani bu Francis Bacon'ı bilmiyorum aslında felsefeciler açısından çok popüler bir isim Francis Bacon. O bilim yaparak, bilimcilik. Şimdi biz bilim ortadan kalkacak, sanat ortadan kalkacak falan diyoruz. Bazen karşılaştığımda arkadaşlar diyor ki ya haydi sanatı, politikayı, şunu bunu anladık da bilim nasıl ortadan kalkacak? Arkadaşlar kastettiğimiz şu, yani bilimin ideolojik tarzı ortadan kalkacak. Yani yine insanlar işte ne bileyim vakti zamanında nasıl kazmayla kürekle çalıştılarsa, üretimde bulundularsa, komünal toplum, komünist toplumda da bunun modern araçlarla yürütüleceğini düşünelim. Ama ideoloji olmaktan çıkacak yani. Bilim yok olacak dediğimiz o yani. Pratik yok olmayacak, insanlar yine üretim yapacak. Bir arkadaşımız yine benden tartışmıştı. Diyor robotlar var diyor. İyi de robotları da sonuçta insanlar yapıyor. Yani değerli arkadaşlar, demin bir izleyicimiz de sordu, bu şey söyledi. Yani Marksizmin içindeki birçok kişide ve kesimde de bu bilimin, politikanın, felsefenin, sanatın bu ideolojik tarzı sanki ömür billah devam edecekmiş, sonsuza kadar devam edecekmiş gibi düşünenler var. Öyle değil. Yani ben şimdi burada görüşlerinizi bırakın, benim görüşümü savunun diyecek halim yok ama bunu tekrar sorgulamanızı öneririm. Bunlar nasıl ideolojik içerik kazandı? Bunlar komünal toplumda ideolojik içerikleri bunların yoktu. Belli ki artı değer ortaya çıktığı zaman bu içerikleri kazandılar. Bakın 16. yüzyıl, Rönesans demiştik. Şimdi aydınlanma geçişte önemli bir köprüdür. Francis Bacon bu Yeni Atlantis şeyi de kitabı da. O da işte bilim yaparak gelişecek diyor. Siz de bu toplumda duyarsınız. Şeyin başı eğitim derler ya. Aydınlanmayla ilgili şeyler konuşuyoruz. Günümüzle ilgili demin bir arkadaşıma hani şey yaptım biraz. Eleştirerek söyledim. Aktüel bir şey yapmıştı. Aktüel bu. Bugün de söyleniyor. Bugün de birine sor. Ya Osmanlı, Türkiye niye gelişmedi kardeşim? De bir anket yapalım şu sokaklarda, caddelerde. Ya ne olacak işte, bir bilim yapılamadı. Yok din şöyleydi. Buralardan giderek açıklanıyor. Demek ki biz tamamen aktüel bir iş yapıyoruz. Biz istesek de aktüelin dışına zaten çıkamıyoruz. Yani ana akım felsefeciler, filozoflar, çünkü o tez yazacaktır, bilmem doktora yapacaktır, bir şey yapacaktır. Ona bir cümle, bir kelime, bir paragraf vermişlerdi. Kardeşim bunun dışından çıkmayacaksın. Aha şunlar da kurallar demiştir üniversitede. Bu olur. Yani ona denilebilir. Ya birader biraz daha aktüel konulardan bahsedilse diye. Ama o doktora tezi de zaten tez olmaz. Hani burada tez dedim, bir sürü kişi zanneder ki ben tez yazmayı çok önemsiyorum. Ne kadar da değerli olduğunu söylüyorum. Öyle değil. Ben aklımıza ne geliyorsa tümüne diyalektik bakan birisiyim. Mesela bugünkü konu için bunun kitabı da yazıldı. Diyalektik
aydınlanmanın diyalektiği diye yazdılar. Bu Frankfurt Okulu mesela, bunlar bu kavramlar önemli. Sayın seyirciler, demin Hasan arkadaş mıydı? Kimdi? Birisi söyledi. Yani Marksist çevrelerde de diye. Bakınız, ben biz düşünceyi sizle tartışayım. Bu aydınlanma, Rönesans, aydınlanma, burjuvazinin belirli bir kesimi bu kavramlarla hesaplaşmaya giriştiler. Aydınlanma nedir? Bunun üzerine kitaplar yazdılar vesaire. Mesela demin bir arkadaşımız da bize işte soruyor, diyor ki eğer burjuvazi ilerici bir sınıf değilse, işte laiklik nasıl ortaya çıkıyor diye. Ben en azından söyleyeyim, bunların Marksizmle doğrudan bir ilgisi yoktur. Yani Marksizm aydınlanmacılık değil. Eğer bizim arkadaşlarımız buna inanıyorlarsa bunu tekrar sorular. Marksizm bilim değil. Yani bilimizm diye bir kelime uydurayım bari. Bilimizm de değil, aydınlanma değil, Rönesansçılık da değil. Peki hümanizm? Hümanizm de değil. Yani hümanizm de, dikkat sayın seyirciler, bu Rönesans ve aydınlanma da hümanizm önemli oldu. Epistemolojik açıdan karşılığı şu. Descartes'e örnek verelim. O demişti ki iki töz var. Düşünen töz, yer kaplayan töz. Yani biz düşünce, cogitans diyor kendi terimiyle, extensia Latincesiyle yer kaplayan iki töz ayırdı. Yani o düşünceyi insan diye düşünün. İnsanın nesnel olandan yaptığı çıkarım. Herhalde bu çok yaygındır değil mi? Yani Marksizmi bilmeyen arkadaşlar genellikle bilgi nasıl oluyor desek şöyle diyecek. Özne, insan yani. Dış dünya var. Nesneler dünyası. Oraya bakıyor, görüyor, duyuyor, işitiyor. Aklı var. Oradan çeşitli çıkarımlar yapıyor diyebilir. Bu anlamda burada bir şey görsel de düştü. Akıldan hareket ediliyorsa buna rasyonalizm dediler, diyorlar. Bu çağın çünkü kavramları. Nesne dünyasından hareket ediliyorsa, dolayısıyla hani duyu organları belirleyicidir dediğimizde de empirizm dediğimiz deneycilik, yani Türkçesiyle, bu fikir ortaya çıkmıştı. Şimdi epistemolojik açıdan dedik, hümanizm yani insan dış dünyadan veriler alıyor. Şimdi politik bakımdan bakıldığında hümanizme iki şey hatırlatmak istiyorum. Birlikte düşünelim hatta sayın seyirciler. Birlikte düşünelim. Biz hümanizm demek şey, insan yani insancılık. Human, insan Latince diye şey yapıyorum, hatırlıyorum. Batı dillerine de bu şekliyle geçmiş. Hümanizm, burada insan, Grekçesi galiba şey, antropos da deniyor ama bu kavram hum üzerinden türemiş, Latince olması lazım. Hümanizm, insan. Peki size bir soru. Siz zannediyor musunuz ki Erasmus, Montaigne, Descartes, Bacon, bu dönemin şeylerini söylüyorum, filozoflarını, politik teorisyen Machiavelli, hatta lütfen dikkatli dinleyin, Asmor, Ütopya'nın yazarı, eşitlikçilik üzerine yazmıştır demiştik. Siz zannediyor musunuz ki bu filozoflar bugün bizim emekçi sınıflar dediğimiz, o zamanlar köleler, serfler, bunları o insan kavramının içine koyuyordu? Eğer böyle düşünüyorsanız bence bu düşüncenizi yeniden gözden geçirmenizi öneririm. Aydınlanma diyoruz mesela, değil mi? Siz zannediyor musunuz ki Jean-Jacques Rousseau, aydınlanma deyince muhakkak adı anılması gereken biri, 18. yüzyıl Fransız filozofudur, İsviçre kökenlidir. Siz zannediyor musunuz ki Jean-Jacques Rousseau kadını da erkek kadar akıllı, reason, rasyonel görüyor? Eğer böyle görüyorsanız sorgulamanızı öneririm. Yani diyeceğim şu,
Biz bu Rönesans, aydınlanma dahil olmak üzere ana akım filozofları öğrenmeliyiz. Bunları hangi tarihi koşullar ortaya çıkartmamıştır bunları bilmeliyiz. Çünkü başka türlü felsefe yapamayız, başka türlü alternatif felsefe ortaya çıkartamayız. Ama bunların sorgulanması, mesela biraz ironik bir şey söyleyeyim. Sokrates demiştir ki sorgulanmayan yaşam yaşanmaya değmez. Bence ilk planda gereken filozof Sokrates'tir. Bunu tamamen şey olsun, mizah olsun diye söyledim. Şeyi Sokrates'i diğer filozoflara oranla daha fazla suçlamak için değil. Konu anlaşılsın diye söylüyorum. Belki filozofların içerisinde en masum olabilecek filozof Sokrates'tir. Çünkü ilk önce tecrübe de yok. Bunu buradan noktalayayım sevgili devrim. Hocam görüşler şu aydınlanma meselesinde şöyle aslında kısaca özetlersek aydınlanma bir basamak mıdır? İlla yaşanması gereken, kaçınılmaz olarak yaşanması gereken bir dönem midir? Bir merdiven basamağı mıdır? Ben sorulardan çıkartıyorum bunu. O yönde bir cevap verirseniz daha kafa açıcı olur diye düşünüyorum. Sibel Sağın hanımefendinin bir yorumu var. Güzel bir yayın oluyor demiş. Emek verenlere teşekkür etmiş. Bir sorum var diyor. Aydınlanmanın din ile ilişkisi konusunda neler söylenir? Bir soru var demiş. Neyse. Kadircan Aydemir şöyle bir soru sormuş ya da bir katkı sunmuş. Okuyup görelim. Aydınlanma çağının en devrimci ve karşı devrimci filozofları sizce kimlerdir? Buna hem doğudan hem batıdan cevap verirseniz sevinirim. Hocam soruyu size sormuş direkt. Perihan Özel Önal, iyi yayınlar. Çocuklar ve formal eğitim görmeyenler de felsefe öğrenebilirler mi? Felsefe yapabilirler mi? Teşekkür ederim. Bir de Filozofun Gözü grubundan bir mesaj var. İyi yayınlar. Programınızdan çok şey öğreniyorum. Bir söz vardır. Az önceki o merdiven basamağı esprisini hatırlayın hocam. Onunla ilgili bir şey bu da. Bir söz vardır. Marksizm aydınlanmanın çocuğudur deniliyor. Bu konuda Mehmet Akkaya ne düşünüyor? Buyurun hocam. Sevgili değerim, bence epey bu programda epey soru gelmiş oldu. Kesinlikle. Bence ara ara sana zahmet bunları hatırlatırsan şey gibi olmasın. Sayın seyirciler, ben önce belirteyim. Bu okunan soru görüşlere yanıt vermek isterim. Tümüne vermek isterim de çok yoğun oluyor. Zaten sevgili değerim de onu hissettirdi size. Takip etmem zor olduğu için sonuçta doğaçlamada konuşuyorum. Yani bilemiyorum, tekrar belki sorulabilir ya da sevgili devrim insafa gelirse onları ara ara okur. Ben de unuttuklarıma yeniden yanıtlar vermek. Yani yanıtlar vermek şu, yanıt şey yanlış değil, yani diyalog için olur. Yani bir şey söylenmiştir de ben de ikna edecek bir yanıt vereceğim anlamında yanıttan bahsetmiyorum. Yani ben de kendi kanaatimi sizinle paylaşırım. Bazılarını paylaşamıyorsam, yani bazıları ile ilgili paylaşım yapamıyorsam yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Çünkü sizler biliyorsunuz bu programı biz çok tempolu bir şekilde yapıyoruz. Dolayısıyla da ne kendi programımızı, sorularımızı tamam, konularımızı diyebiliyoruz, ne de sizden gelenleri tam sizlerin beklediği şekilde yanıtlayamıyoruz. Televizyon programcılığı biraz böyle olur sayın seyirciler. Yani her şey böyle dört dörtlük tam olunca o da işi şeye pasifize eder, monotonluğa çevirir. Bence iyi gidiyoruz. Aydınlanma ve din. Şimdi şu tez önemli oldu. Bu zaten bizim de kabulümüzdür. Rühban sınıfıyla burjuva sınıfının dine bakışı farklı oldu. Rühbân sınıfı daha şeye sempati besledi. Dine daha sempati besledi. Bu dinden kasıt, sayın seyirciler, buralar önemli. Bu İbrahimi dinler dediğimiz genellikle. Ya da düzeltiyorum, öyle demeyelim de devlet dini olma yeteneği kazanmış dinler için. Devlet dini olma yeteneği kazanamamış dinler zaten muhalif oluyor. Mesela Türkiye'de Kızılbaş Alevi inancı, din diyorsanız din diyelim. Bunlar bir bakıma din olmayan din olmuşlar. Ayrı alıp asıl burada soru ve aydınlanma tartışmasında asıl olan
bu devlet dini durumunda organize olmuş. Hani siyasal İslam denir ya, böyle ideolojik anlamda ideolojisi olan dinler kastediliyor. Çünkü bunlar, bu din aynı zamanda bir sömürücü sınıf olarak kendisini var etmiş orta çağda. Dolayısıyla burjuvazi bu sınıfla çalışıyor. Zaten geçen haftaları da söylemiştik ya, bu burjuvaziye niye devrimci denir ki? Niye ilerici denir ki? Demiş galiba bundan deniyor. Çünkü rühban sınıfıyla çatışıyor. Gerçi başlarda aristokratların belirli bir kesimiyle burjuvazi ittifak ediyor, çatışıyor. Bu biraz konumuzla da ilgili olmuş oluyor. Yani bu şekilde biz bir soru belki düşünmedik de konu. Dinle ilişkisi aydınlanmanın. Şimdi üzerinde düşündükçe aklıma geliyor. Aydınlanmacılar sonuçta, aydınlanma bir burjuva ideolojisi olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla arkasında bir burjuvazi, bir sınıf var yani. Her ideolojinin arkasında bir sınıf olur. Her dinin arkasında bir sınıf olmayabilir. Ama her ideolojinin arkasında bir sınıf olur. Dinin kendisi de o belirli bir sınıfın çıkarına uygun düştüğü, o sınıfın devlet dini haline geldiğinde de ideolojik olur. İdeolojik bir içerik kazanmış olur. Bakınız, burjuvazi nasıl bir şey yaptı? Şimdi izleyiciyi de bilmiyorum, gülümsetecek bir yanıt olur mu bilemiyorum. Aydınlanma ve din derken ben şöyle yanıt vereceğim. Zaten aydınlanmanın kendisi bir din. Yani diyelim derebeylik sistemi ya da feodal üretim sistemi içerisindeki din, nasıl ki İbrahim'i dinler, işte İslam, Hristiyanlık, Yahudilik başta olmak üzere, nasıl ki bu dinler idiyse, burjuva çağının dini de aydınlanma oldu. Aydınlanmanın kendisi din zaten. Bu tartışmayı izleyicimiz nereye sürüklemek ister bilemiyorum. Ayrıca burada benim yani özgün olduğumu varsaydığım bir şey söylemek istiyorum. O da burjuvazinin yalnız bir dini olmadığı, hümanizm de bir din. Burada yani Marksizmle liberalizm arasındaki bir farka dikkat çekmek isterim. Hani bir sürü nedenle fark ortaya konur da bu bağlamda. Marksizm, önce liberalizm söyleyeyim. Liberalizm tam da tartışmayı aydınlanma, din, Rönesans, hümanizm kavramlarıyla yapar liberalizm. Marksizm ise tartışmayı bu kavramlara temel teşkil eden ekonomik sosyal sistemin kendisi nedir? Ana akım felsefe Descartes ne söylemiştir der ki önemlidir. Marksizm Descartes neden böyle söylemiştir der. Liberalizm rasyonel felsefenin ne olduğunu açıklar. Tarihi materyal neden rasyonel felsefe olmuştur? Rasyonel felsefe neyin ürünüdür? Soruyu böyle koyar. Biraz sayın seyirciler, sorular değişirse yanıtlar da değişir. Bir soru mesela ben soruyorum. Yani bizim sorularımız acaba felsefe, akım düşünme, ana akım sanat, ana akım politika üzerinden oluşmuş mu? Yani kendi sorularınızı hiç sorguluyor musunuz bilmiyorum. Bir yerde bir soru soruyorsunuz. Ya ben acaba bu soruyu ana akım felsefe içinden mi soruyorum? Yoksa tarihi materyalizm açısından mı soruyorum? Marksizm açısından mı soruyorum? Bu soruyun kendisini sorumsallaştırıp sorumsallaştırmadığınız benim açımdan önemli. Ben mesela bunu çok önemserim. Yani bu soru hangi mantalite içerisinden kurulmuştur? Mesela şimdi düşünüyorum. İzleyici diyor ki aydınlanmayla din, hani şöyle bir beklenti var belki. Aydınlanma iyi bir şeydir, din de kötü bir şeydir. İşte ben bunu diyemiyorum. Çünkü ikisi de din zaten. Dolayısıyla ikisi de sömürücü sınıfların ideolojik formunu temsil ediyor. Sevgili devrim,
Hocam, Marksizm aydınlanmanın çocuğu mudur diye bir soru soruldu. Çocuklar felsefe öğrenebilir mi diye bir soru soruldu. Ya da hiç eğitim almamış, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite okumamış bir insan felsefe yapabilir mi? Çocuklar yapabilir mi? Marksizm aydınlanmanın çocuğu mudur? Tekrar edeyim. Ve son bir soru, aydınlanma döneminin öne çıkan devrimci, tırnak içinde devrimci filozofları ile karşı devrimci filozofları soruldu hocam. Son konuyu söyleyeyim. Yalnız üç soru gibi gördüm. Üçü de önemli. Teşekkür ederim. Evet, üç farklı izleyiciden üç farklı soru zaten bunlar. Derledim ki hemen geçip sonra biz devam edelim programımıza belirlediğimiz Şimdi sorular. bizim bir iddia Evet, bizim bir iddiamız neydi? Tarih emekçi sınıflar açısından henüz yazılmadı. Yani son 100 yılda proletaryanın şahlanışı nedeniyle Sovyetik devrimler, Çin'deki gelişmelerden dolayı emekçi sınıfların tarihi çeşitli şekillerde söz konusu oldu. Yalnız emekçi sınıfların tarihi demekle de yetinmek istemiyorum. Sanatın tarihi, bilimin tarihi, politikanın tarihi, felsefenin tarihi, dinin tarihi, hukukun tarihi, ailenin tarihi, özel mülkiyetin tarihi vesaire. Tüm bunlar emekçi sınıflar açısından henüz yazılmadı. Biz yani çok büyük oranda, ben de dahil, ne yazık ki egemen sınıfların düşünme sistemi içerisinden konuşuyoruz. Her ne kadar yer yer bu sistemi kırmış olsak da oradan kurtulabilmiş değiliz. Bunu bir sefer aklımızda tutalım. Bu yüzden tarih emekçi sınıflar açısından yazılsaydı, Rönesans dönemi, aydınlanma dönemi, 19. yüzyıl, bunlar nasıl yazılacaktı? Şimdi toplumun çok büyük bir kesimi, benim bu söylediğimden belki de ya bir şey anlamıyor demeyeyim, o kötü bir ifade olur da, ya bu ne söylüyor kardeşim diyebilir. Halbuki ben çok ciddi bir şey söylediğimi düşünüyorum. Yani bu güne kadar yazılan tarih egemen sınıfların bakış açısıyla yazıldı. Çok büyük oranda. Diyelim ki %90. Dolayısıyla sorulara gelecek olursak aydınlanma döneminin en devrimci filozofu, yani ben aydınlanma döneminin filozoflarını sıralayayım. Yani sıralayayım da aklıma gelenleri sıralayayım. Voltaire, Diderot, Montesquieu, D'Alembert, Baron Dolba, Jean-Jacques Rousseau, Condorcet, Condillac. Mesela şu ekranda bir sürü kişi var. İşte şey, zaten aydınlanmanın bir özelliği de bu. Çok sayıda filozof ortaya çıktı. Ama bazı felsefeciler bunlara filozof demeyelim gibi bir tartışma da var da bence yersiz bir tartışma. Çünkü düşünce işiyle uğraşan, kavramla uğraşan herkese biz zaten filozof diyoruz. Dolayısıyla filozofu abartmak gerekmiyor. Bunu da birçok defa söyledik. Şimdi bu söylediğim kişiler, bunlar aydınlanma döneminde ansiklopedileri yazıyorlar, romanlar yazıyorlar, sanat eserleri yapıyorlar. Zaten toplumun da bu şekilde aydınlanacağını ve dinsel olanı da bu şekilde gerileteceklerine inanıyorlar. Kendilerine özgü işte tanrı anlayışları var. Bunların birçoğu için deist denir. Yani deist demek ne demek şey teolojide? Yani işte bir tanrının her şeyi yaratıp her şeye karıştığı değil de bir yaratıcı vardır. Her şeyi yaratmıştır ve kendi işine bakmaktadır. Şimdi bunların içerisinde bizim devrimci dememiz için bu kişilere bunların emekçi sınıflar lehine bir pozisyon almaları lazım. Bu saydığım filozofların içerisinde ben öyle bir özel olarak devrimci diyeceğim bir filozof görmüyorum. Çok özel olarak karşı devrimci diyeceğim filozoflar da değil bunlar. Yani devrim kavramından bence bunlar muaf. Yani devrim ifadesini bu burjuvazinin aydınları için, filozoflar için lehte veya aleyhte, yani karşı devrimci veya devrimci şeklinde kullanmanın yersiz olduğunu düşünüyorum. En önemli nedeni
burjuvazinin ve daha önceki dönemlerde de egemen sınıfların, sayın seyirciler bunu düşünüyorum, egemen sınıfların filozofları, burjuvazinin de kendi dönemindeki ortaya çıkarttığı filozoflar kendi sistemlerinin sonsuza kadar yürüyeceğine inanmışlardır. Sokrates, Aristoteles, Platon kendi sistemlerinin sonsuza kadar yürüyeceğine inandılar. Yıkılacağına asla inanmıyorlardı. Değişeceğine asla inanmıyorlardı. Sadece muhalefette olan filozoflar demiştik. Her şey değişirdir. Hani örnek vermiştik ya. Bu yüzden aydınlanma filozofları illa yani o dönemin tarihi yazılacak olsaydı diyelim ki Babeuf diye bir isim karşımıza çıkardı. Hani Kadir Hoca'ya onu hatırlatmak isterim. Tabii şey Babeuf bir örnek diye ben söyledim. Daha önce ben devrimci hani doğuda da batıda soru sevgili Kadir. Ben Şeyh Bedrettin'i söylemiştim işte. Yani Bedrettin hareketi doğuda, Potamya, Anadolu'da, Balkanlar. Bedrettin hareketi bir Rönesans arıyorsak, bir aydınlanma arıyorsak emekçi sınıflar lehine. Bedrettin hareketi önemlidir. Babayif hareketi önemlidir. Daha buna benzer pek çok Rusya'da Pukaçev hareketi önemlidir. Ayrıca biz belki daha sonraki dönemlerde bir din felsefesi yapacağız büyük ihtimalle. Orada Doğu dünyasında sonra dinsel kisveye bürünmüş devrimci hareketleri açıklamaya çalışacağız. Dolayısıyla o şekilde yanıtımız olur. Burada çocuklar felsefe öğrenir mi? Bence öğrenir ama sayın seyirciler lütfen yanlış da anlamayalım. Ben derim ki öncelikle beyinler felsefe öğrensin. Bu çok önemli. Güzel. Çocuklar, yani çocukları düşünmek de önemli. Hani ben demek istemiyorum. Çocuklar ya biraz geriden gelsin diyecek halim yok. Hatta son günlerde şimdi burada böyle haberleri de paylaşıyoruz. Bir dernek ya da nasıl bir okulsa benimle şey temas kurdular. Orada çocuklara ben sordum bu kaç yaş grubu, ben daha çok merak konuşuyorum. 10 yaş grubu çocuklara felsefe anlatmak, bunların felsefe öğrenmesini sağlamak. Ben dedim ya ben o kişi değilim. Hani bir herhangi bir okuldan bir öğretmen falan götürmek lazım. Bu arkadaşlar da haklı olarak diyorlar ki biz çocukları diyorlar sistemin şeylerine, öğretmenlerine bırakmak istemiyoruz. Biz istiyoruz ki ve sizin gibi bir arkadaş olsun. Bakalım düşünüyorum. Yani belki öyle bir şey yapacağız. Yani çocuklara da olur. Ama daha önemlisi çünkü sayın seyirciler çocuklar nasihattan anlamıyor. Ben konuşsam benim konuşmamdan da anlamıyor. Asıl olarak pratikten anlıyor çocuk. Bakıyor ebeveynler ne halt ediyorsa affedersiniz. Yani çocuk da onu yapmaya çalışıyor. Ebeveynler entelektüel konularla uğraşıyorlarsa çocuklar da. Şimdi sayın seyirciler biriniz aranızdan diyebilirsiniz. Yok kardeşim benim işte tanıdığım bir tane bir Şengül diye kız çocuğu var. Hiç de annesini babasını takip etmiyor. Ya istisna olur böyle bir. Bir de o çocuk o anda takip etmiyor gibi görünür. Ama 5 yıl sonra 10 yıl sonra o çocukta onun etkisi olur. Yani ebeveyn entelektüel faaliyetlerle uğraşıyor olacak. Çocuğa yansıması mümkün değil olacak. Bu katılacağım bir görüş değil. Bu anda görünemiyor olabilir. Çocuk ilgisiz olabilir ama siz ısrarla bunu sürdürmelisiniz. Öbürü şu, yani çocuklar felsefe öğrensin mi? Ya kardeşim felsefeyi ben bilmiyorum ki. Buna felsefe diye bu çocuğa ne öğretecekler? Acaba bir diyelim filozofun bir görüşünü esprili bir hale getirerek biraz ben de şimdi bunları düşünüyorum da bu çocuklarla ne yapılabilir diye. Ya da ne bileyim işte ya bu gözlüğün adı niye, bu cismin adı niye gözlük olmuş da bilmem ne olmamış. Şimdi bu da bir şeydir. Ama bunu şuna çevirmeyelim. Hani yaz aylarında çocukları Kur'an kurslarına gönderirler ya. Yaz aylarında çocukları felsefe kurslarına gönderileme dönüştürmeyelim. Çünkü yani felsefe ben bilemiyorum. Görmem lazım, dinlemem lazım. Orada
öğretmen çocuklara felsefe diye ne anlatıyor? Felsefelerin, çocuklar falan felsefelerle çocuklara Kur'an kurslarında anlar, benim açımdan özde diyorum, biçimsel farklılıklar özde aynıdır. İkisi içinde bir yüktür. Zihni hırpalar, yorar. Yani teolojiden gelen de, felsefeden de gelen de yorar. Öyle genel bir felsefe iyidir, din kötüdür diye bir genelleme yoktur. Öyle felsefe, öyle filozoflar vardır ki, işte diyelim ki adı, ben de burada söylüyorum, bana Heidegger diye bir 20. yüzyılda Heidegger olmadan felsefe olmaz diyecek binlerce felsefe profesörü var. Şimdi doğrudur ana akım felsefe gelen zamanda, ama adam Hitler'i destek 6 milyon ya da kaç Yahudinin yok edilmesine desteklemiştir. Yine konumuza dön. Mesela bu İngiliz ekolü, demin rasyonellerden bahsettik, bir de İngiliz ekolü var. David Hume, Berkeley, bunlar şeyi savundular. Amerika'nın keşfi ve oradaki yerlilerin insan olup olmadığının büyük oranda insan sayılmayacağı konusunda görüşler ileri sürdüler. Ki bunlar tarihte bence kerli ferli filozoflardır. Yani John Locke, yani John Locke yoksa liberalizm yok denilecek bir filozoftan bahsediyorum. Ha diyeceğim, çocuklar öğrenir, ama onların felsefe adına ne öğrenecekleri çok önemli. Bunu ebeveynler kendileri bence yaparlarsa öncelikle daha önemli. Felsefe, bilim, politika, sanat, bunların tümü sevgili devrimin de söylediği, yani formel eğitim almadan yapılır mı? Yapılır. Ama formel eğitim alan kendi düzeyinde yapar. Formeli almayan da kendine göre yapar. Nihayetinde şöyle düşünün Sayın Seyirciler, Platon'un akademisine kadar, yani önce 4. yüzyıl, çok fazla da değil, 2400 yıl önce ne üniversite vardı, ne fakülteler vardı, ne oralarda fizik, kimya, biyoloji bölümleri vardı. Ama insanlar bir şekilde bilim yapıyordu, politika yapıyordu, sanat yapıyordu, felsefe yapıyordu. Demek ki formel bir eğitim kesinlikle şart değil. Ama günümüzde üniversite diye bir kurum var. Bu ne kadar varlığını sürdürür ayrı bir konu. O da ortadan kalkacak. Yolu yok, çünkü sınıflı toplumlarla geldi. Sınıflı toplumların ortadan kalkacağına inanan herkes bilsin ki bence üniversitede formel eğitim dedi sevgili derim. Bunların tümünün tarihin müzelerinde yer alacağını düşünebiliriz. Evet Devrim. Hocam gene döndük dolaştık aydınlanmaya geldik. Bir çocuğu ortalarda gözükmeyen bir tanrı hakkında kafasını o teolojik zırvalıklarla doldurmak tabii ki kötü bir şey. Ama yani maddenin nasıl cansız maddeden canlı maddeye evrildiği yönünde yani daha böyle bilimsel gerçekleri küçük yaşta öğretmenin ne sorunu olabilir ki hocam? Onu soracağım. İzleyicilerden biri diyor ki biz Avrupa'da 7 yaşında çocuklara felsefe dersi verildiğini gördük diyorlar hocam. Onu sorayım. Bu arada süremizin de sonuna doğru geldik. Son 15 dakika kaldı. Üçüncü sezona geçtik. Artık bana zaman çok hızlı geçmeye başladı. Demek ki göreceli başlarda geçmiyordu. Şimdi çok çabuk geçiyor hocam. Biz hemen kendi sorularımıza geçelim bence. Siz buna bir yanıt verecek misiniz bilmiyorum ama benim soruma. İzleyici mesajları da var. Okuyup devam edelim ve kısa hemen hızlı bir şekilde toparlayalım hocam. 15 dakikamız kaldı. Ya şey, yani Batı'da çocuklara felsefe dersi, bu zaten ben de evet demiş oluyorum. Yani bu verilir ama bunu kendi başına etmemek lazım. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey midir bilemiyorum. Ben şunun Belki de sorgulanmasını pedagoglara istiyorum. sormak lazım. İnsanlar zannediyor ki çocuk felsefe dersi alırsa bu iyi bir şeydir. Ben öyle demiyorum. Ben diyorum ki hangi felsefe dersini alacak? Bunu bilmek istiyorum ben. Niteliğini. Felsefe dersi adına ne alacak yani? Ya mesela şöyle bir ders aldığını düşünelim. Çocuk 7 yaşında felsefeye başladı. Kendisini geliştirdi. Lisede de felsefe okudu. Üniversitede felsefe bölümünü yazdı. 4 yıl bitirdi. Sonra yüksek lisansını da felsefede yaptı. Doktor oldu. Doktorasını felsefede yaptı. Ve bölüme
felsefe doktoru olarak hoca olduğu diyelim ki işte 100 euro ya da neyse maaş almaya başladı. Bunun felsefesi eğer şuysa ben gelecekte de çocuklarımı felsefeci yaparım. Bu iş fena bir meslek değil. Onlar da kendi çocuklarını felsefeci yaparlar. Valla bütün meslekler felsefe gibi olsa sonsuza kadar böyle bir saltanat sürüp gidiyor olsak diye bir felsefesi var diyelim bunun. Böyle bir kişinin yani felsefe almış olması bunun yararına mıdır, zararına mıdır? Diyelim ki ya ben bencil bir adamım, benim yararıma kardeşim. Başkası beni ilgilendirmez dedi. İyi de bu toplumun yararına mı, zararına mı? Bana sorarsan zararına. Bu belki onun yerine bir matematikçi olsa, bir imam olsa hatta toplumsal sorunlara duyarlı, kapitalizme eleştiri yapan bir imam olsa öbür felsefeciden daha makbul. Yani buradan bakmak istiyorum ben. Yani biz bu şeyde eğer bunu sorgulatabilirsek önemli. Yani felsefe ise çok iyi, dinse kötü ya da hukuksa bilmem bilimse iyi bir şey. Böyle bir şey yok. Yani bilimse onu anlamak lazım. Niye iyi diyecekmişiz? Şimdi sen diyorsun ki demin ya işte şu maddenin de ağırlığını bilelim. Ya maddenin ağırlığını bilirsen sana faydası şu olur. Ya ben sırtıma bir yük koyacağım da kardeşim ben 50 kilodan fazlayı taşımam. Bari bunu bir öğreneyim. Bu şekilde ise tamam ama bunu bir ya da dediğin adam da bunu yapmak zorunda. Çünkü sırtını yani Allah'ın izniyle ben bu yükü kaldırayım kaldırırım diyemez ki. Bu yani dini de sulandırmak, bilimi de sulandırmak anlamına geliyor. Çünkü ben hiç öyle Allah'a şükür ben şu binayı yıkarım sırtımı dayarsam diyen bir dindar düşünemiyorum. Mesela sen düşünüyor musun? Var mıdır öyle bir dindar? Desin ki ya ben şu binayı iki yumruktayı Allah'ın izniyle yıkarım diyecek bir dindar var Çok mıdır? var hocam. Çok Bir gördüm denemez öyle dinler. Bir sürü var ama hiç yani dediklerini de hiç yaptıklarını görmedim. Ama iddiaları şimdi şu, çok var. Cinler, periler. o şu, yani din, teoloji, tanrı bunların hepsi dilde olan, düşüncede olan şeylerdir. Yaşamda yoktur. Bunu yaşamda karşımıza sürekli getiren tehlikeymiş, getiren liberalizmin kendisi. Yani liberalizmin kendisi yok olunca zaten yani o zaman din diye bir şey olmaz. Yani şu anda liberalizmin özellikle Türkiye gibi ülke, bizim Türkiye'de bilmiyorum sana oluyor mu? Liberal karşıma çıkmıyor. Benim karşıma çıkanlar dinciler, milliyetçiler, Atatürkçüler, bu tür laikler falan çıkıyor benim karşıma, benden tartışırken. Ben liberalim diye karşıma çıkana ben görmüyorum. Biz diyoruz, bunlar işte liberal dediğimizde bunlar. Ama işin ilginci bunlar diyor ki biz de liberal değiliz. Ya liberal değilsin de ne? Kesinlikle. İşte bu düzen kurulmuş güçlüdür. Yakarım yıkarım, başını kaldıranı ezerim diyorsun da devlet güçlüdür diyorsun. İşte şey bu. Liberalizm de diyor bu sistem diyor biz kurduk sonsuza kadar devam edecek diyor. Sen de diyorsun ki bu devlet kuruldu sonsuza kadar devam edecek diyorsun. Ama kendisini liberal olduğunu düşünmüyor. Sayın seyirciler bu liberalizm konusunda ben size bir görüşümü söyleyeyim. Bu çok yanılmamıza çok yol açıyor. Bunu da paylaşmak istiyorum şimdi yeri de geldi. Liberalizm sözüm ona iki şeye düşman olduğunu söylüyor. Benim anladığım yani. Bir, devlet küçülsün, yok olsun. Özel sektör gelişsin anlamında. İki, din yok olsun istiyor. Sayın seyirciler, bunun ikisi de tezgah. Liberalizm asıl olarak devlete yani milliyetçilik ve dine Türkiye gibi ülkelerde İslam olmak üzere bu iki şeye dayanır. Liberalizm bu iki şeyden hep nefret ettiğini söyler. Lafta, yazında nefret ettiğini söyler. Gerçekte bu iki şeyden asla ve asla vazgeçmez. Dolayısıyla her kim ki böyle devletçi, dinci vesaire eğilimler gösteriyorsa o gidip liberalizmi başka bir yerde aramasın. Sevgili değerim Doğru. o görüşü de paylaştık.
Hocam Evet. gayet güzel özetlediniz bence. Ben de izlerken gülümsedim. Ben de çok tartışıyorum çünkü. Birkaç izleyi yorumu okumak istiyorum. Süremiz el verirse bakmak isterim size. Hasan Gel, sevgili Mehmet Akgay hocamıza sorarak şöyle düşünmenin çok değerli olacağı inancındayım. Hümanizm, Rönesans, aydınlanma, sınıflı toplumlarla birlikte ortaya çıkmış ve ezilenlerden ezenlerin gizleyen tül perdedir. Dinlerin altın suyuna bandırılmış parlaklığıdır. Böyle düşünmek mümkün müdür? Bu üç aynı düşünce sacayı hakkında aşk ile demiş. Hasan Yıldız hocam konuşmanız arasında sık sık emekçi kavramını ya da emekçi sınıflar kavramını kullanıyorsunuz. Emeğin ne olduğunu biraz açar mısınız? Emek olgusunu sizin için neyi ifade ettiğini sormuş. Poebek Baris izleyicilerden şöyle demiş. Hocam her toplum kendi filozoflarını yaratır. Abdurrahman Şanlı şöyle bir mesaj atmış. Bilinci ters yüz olmuş bir toplumda bu toplumun aydınları, sanatçıları, politikacıları hümanizma kelimelerini çok bolca kullanıyorlar ve toplumda en az bilinenlerden biri de hümanizmdir. Mehmet Hoca biraz değinirse aslında değindi, az önce konuştu. Herhalde mesaj önceden atıldı. Kazım Akbay önce işçiler için felsefe olmalı, eğitimli olmalı bu insanlar. Hatta üniversiteli olmalı demiş. Ezobom izleyicilerimizden benim oğlum da felsefe dersi veriyor ve çok güzel açıklayıcı anlatıyor ama tabii bütün öğretmenler aynı mıdır bilemiyorum diyor. Kişiden kişiye de nitelik değişir demek istemiş. Üstünel felsefeciler sadece tartışma kulübüne dönüşmüş ise felsefe diyelim daha doğrusu böyle yanlış yazmış. Felsefe toplumu yorar. Militan felsefe toplumu değiştirmeye yol açıcı olmalı. Son olarak hocam Nebet Yüce'nin bir mesajı var. Mehmet Hoca, Rönesans ve modernleşmenin temelinin taş çağda atıldığını söylüyor. Türkiye modernleşmesini nasıl açıklıyor? Mesela Mustafa Kemal'in modernleşme rolü nedir? Hocam izleyici katkıları, eleştirileri, soruları süremizde 6-7 dakika kaldı. Buyurun. Sonra kapatırız. Evet. Şimdi bu okunan mesajlar aslında bizim bugünkü programı'daki iddialarımızın izleyiciye büyük oranda geçtiğini gösteriyor. Ben biraz öyle Evet. anladım ve dolayısıyla da sevindim. Bu da normal bir şey çünkü bu programlar yani insanlar yeni tanıyor, görüşleri yeni tanıyor. Birden o farklı olanı algılamak kolay olmayabiliyor. Bu yüzden de bence doğru noktadayız. Son soruda ilginç bir yan var. Batı'da bu şekilde oldu. Şimdi şu sayın seyirciler, dedik ki fikirler önceki fikirlerden etkilenirler. Tabii üretim güçleri de her momentteki üretim güçleri de bir önceki üretim güçlerinin niceliksel olarak devamı, bazı durumlarda da bunları nitel olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla dedik ki, daha doğrusu diyoruz bunu herhalde başka insanlar da söylüyor. Orta çağın temelleri orta çağda atılmış olamaz. Kendisinden önce atılmış olması lazım. Bunun gibi yeni çağda, Rönesans'ta bir takım yenilikler ortaya çıktı. Burjuvazi hileli bir politika izleyerek dedi ki bizden önce yoktu, biz bunu var ettik. Bakınız teolojinin liberalizmin içine girdiğini görüyor musunuz? Normalde yoktan var etme teolojinin yani orta çağın şeyi olması lazım, tezi olması lazım. Ama bu düşünüş tarzının aynısını liberalizm diyor ki biz Rönesans'ı yoktan var ettik. Biz var ettik. Dolayısıyla da adını işte yeniden doğuş olarak koyuyorlar. Sıçrayarak söylüyorum sayın seyirciler. Mesela Türk egemen sınıflarının verdiği ideolojinin etkisinde kalan kişilerle konuşun. Bunların içerisinde üniversite görmüşü var, doçenti var, profesörü var ya. Profesöre sorun bu devlet nasıl kuruldu? Bunu diyor Mustafa Kemal yoktan var etti diyor. Aynı yani teolojiden bir şey kopmuş değil.
Ona desek ki biz ya yoktan bir şey var olur mu ki siz bunu yoktan var ettik? Belki orada çelişkiye düşer mi bilemiyorum. Belki de düşmez. Dolayısıyla hiçbir şey yoktan var olmuyor. Yani Rönesans, şimdi izleyici bunu soruya çevirerek söylemiş ama içinde sanki bir bilgi de var. Rönesans ve aydınlanmanın temelleri, evet söylüyoruz, Orta Çağ'da atıldı. Geçen hafta da söyledik. Emekçi sınıflar, burada bir arkadaşımız emek kavramını sordu ama şimdi ona girirsek biraz uzar. Onu daha sonra başka bir bağlamda şey yaparım, açıklarım kısaca ne anladığımızı. Yani Marx'ın ne anladığını anlıyoruz emekten de. Emekçi sınıfların emekçi sınıfların ortaya koyduğu zenginlik üzerine yeni zenginlikler yaratan bir burjuva sınıfı ortaya çıktı. Dolayısıyla Rönesans'ta ne kadar yenilik varsa dedik. Örnek veriyorum, üniversite. Sayın seyirciler, eğer üniversite Rönesans'la birlikte ortaya çıktı diyorsanız yanılıyorsunuz. Üniversite Orta Çağ'da temeller atıldı. Bilimcilik, bilim yani. Eğer diyorsanız Rönesans'ta ortaya çıktı diyorsanız, yani kusura bakmayın, bence yanılıyorsunuz. Orta Çağ'a ne yüklediyseniz, diyelim ki deneycilik, adcılık gibi kavramlar, bunların tümünün temeli Orta Çağ karanlığı dedikleri dönemlerde atıldı. Şimdi buradan ülkemize gelelim. Söylüyoruz, geçen yine bir konuşmada söyledim, bir sürü arkadaş hem itiraz etti hem ayağa kalktı ama yanıtları da yok. Cumhuriyetle birlikte yeni olan hiçbir şey ortaya çıkmadı. Ne varsa, ortaya çıkan ne varsa tümünün temelleri Osmanlı İmparatorluğu'nun son 100 yılı, daha eski diye de gidilebilir de, döneminde atıldı. Ya burada Osmanlı'yı övme değil, o dönemdeki sınıf şeyi zaten aydınların, kadınların, yoksul köylülerin mücadelesi. Osmanlı dediğimizde o yani. Orta Çağ dediğimizde Orta Çağ'daki emekçi sınıflar nasıl ki Rönesans'ın temelini attı diyorsan, Osmanlı döneminde de emekçi sınıflar, aydınlar, kadınlar, gençler, yoksul köylüler, bunlar yeni dönemin temellerini attılar. Burada tabii yeni dönem deyince birçok izleyici, çünkü kafa o şekilde şey yapmış, eskiden beri oluşmuş, yeni ise iyidir diye, öyle bir şey yok. O yeninin kendisine de bakmak lazım. Yeni denilen şey nedir kardeşim? Sen buna yeni diyorsun da bir bakalım, yeni nedir, iyi midir, kötü müdür? Bunun sorgulanması gerekir. Şimdi sistemin söylediğini söylüyorum. Mesela diyorlar ki meclis açıldı. Yok, meclis Osmanlı İmparatorluğu zamanında vardı. Birinci meşrutiyette zaten meclis açıldı. İkinci meşrutiyette zaten vardı. Siyasal partiler zaten vardı. Kadın hakları, yok, kadın hakları, kadınların dernekleri, dergileri Cumhuriyet'ten önce zaten vardı. Tam tersine Cumhuriyet bütün bunları budadı. İşçilere bir takım haklar diye söyleniyorsa bunlar doğru değil. 1 Mayıs'ta 1908'de, 9'da, 11'de 1 Mayıs'ta Osmanlı'da zaten kutlanmıştı. Cumhuriyet döneminde bunların hepsi budandı. Yani diyeceğim şu, biz Rönesans, aydınlanma kavramını kullanmasak bile ve kullanacaksak bile kendi, yani emekçi sınıfların bir yaratımı olarak kullanmamız lazım. Nasıl ki burjuvazi batıda devrimci bir rol oynamadıysa, tersine gerici bir rol oynadıysa, Türkiye'de de herhangi bir şekilde devrimci bir rol oynamadı. Tam tersine karşı devrimci bir rol oynadıklarını gösteren onlarca kanıt gösterebiliriz. Bu aydınlanmada, Rönesans'ta da biraz bu konuya girmiştik. Yani yine biz şununla bitirmiş olalım bunu, konuyu. Emekçi sınıfların mücadelesi, aydınların çabası, kadınların enerjisi, genç insanların, akademisyenlerin, sanatçıların, filozofların çabalarıyla olumlular, hukuk diyelim, hukuk alanında da bunlar çabayla, mücadeleyle elde edilen değerlerdir. Egemen sınıfların, sömürücü sınıfların herhangi bir katkısı tezini bu bağlamda bir kez daha
söylemiş oluyorum sevgili devrim. Hocam bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu haftalık böyle kapatabiliriz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sayın seyirciler, biraz daha konu olabilirdi. Fazla şey yapamadık ama bu dediğim gibi nihayetinde bir televizyon programı ve canlı yayın olarak yapılıyor. İster istemez bazı konular eksik kalıyor. Ama daha sonraki programlarda ihtiyaç duydukça zaten sizler de hani bağlamları değiştirmek kaydıyla, çünkü bizde tekrar bir sorun değildir. Daha sonraki tartışmalarda sürdürürüz. Önümüzdeki hafta, iki haftamız kalmış oldu. Bir Hegel ve Marx yaparız. Önümüzdeki hafta oraya yoğunlaşırız. Daha sonra da bir 20. yüzyıl da bir epistemoloji ve yaparak bu üçüncü dönemi de noktaları sonra bir ara veririz. Daha sonra Kerim'dir diyelim. Herkese mutlu bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar herkese. İyi bir hafta diliyoruz herkese.